İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yerli halkların hakları konusundaki komisyonun 12. oturumunda. Dativank'ta heyelanlara dayanacak bir istinat duvarı inşa ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi F-35 füze sistemi planından resmen dışladı. Erbil'de Türk diplomatı öldürüldü. Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Lazaryan ailesine ait mülkleri Rus medyasına sundu. Ermenistan Cumhuriyeti İsviçreli turistler için çekici hale geliyor. 8. paragraf. Tanınma, tazminat ve uzlaşma araştırmasını içeren Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Yerli Halkların Hakları Deklarasyonu. Teşekkürler Bayan Başkan. Bugün biz neden beraberiz ve neden Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından kabul edilmiş yerli halkların hakları konusunda deklarasyonu var. Sayın Başkan, temsil etmekten onur duyduğum Batı Ermenistan'ın Ermenilerine göre bizler bugün dünya halklarının ve milletlerin uluslararası hukukuna saygı gösterecek temel üzerinde yeni bir önemli program önermek amacıyla buradayız. Eğer dünyanın dünya gezegenine karşı saygısız davranmaya devam etmesi halinde yerli halkların ve ulusların yok edilmesine yol açacağını anladığımızdan dolayı biz burada birlikte yeni bir önemli aşamada bulunuyoruz. Eğer uluslararası otoriteler veya devletler uluslararası hukuka saygı göstermezse Suriye'de yakın zamanda tanık olduğumuz barbarlık dönemine geri döneceğiz. Böyle bir felaketi önlemek için bizler buradayız. Yerli halklar, hükümetler, doğa ana arasındaki karşılıklı etkileşimler için çok önemli olan bağlantıyı teşkil etmektedirler. Deklarasyonun 11. ve 28. maddelerine göre yerli halkların acı çektikleri o tüm işlenmiş suçlar için tanıma ve tazminat alma hakkı vardır. Bildiğiniz gibi 1894-1923 yılları arasında Batı Ermenistan'da Ermeni nüfusuna karşı soykırım işlendi. Yaklaşık 30 yıl Ermeniler organize bir imha programına tabi tutulmuşlardır. Dünya uyandı, dünya yaralandı ve Müttefikler Yüksek Konseyi o bölgede tanıdığı ilk ülke olan Batı Ermenistan'ın topraklarında Ermeni Devleti'nin varlığını bile kabul etti. O ülkenin devlet başkanı olarak Batı Ermenistan'ın tüm yerli halkların haklarını koruduğunu ilan ediyorum. Bu durum anayasamızda ayrı bir başlık altında yer almaktadır. Rusya da dahil olmak üzere ana güçler, Batı Ermenistan ile ilgili kararnameleri ve antlaşmaları imzaladı ve onayladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson bile bu devletin sınırlarını kendi tahkim kararıyla onayladı. Batı Ermenistan'ın işgali ve binlerce yıllık uygarlığımızın imhası Türkiye tarafından bugüne kadar devam etmektedir. Bundan başka özel bir raporla 4 yıldır Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na sunulan tazminat miktarı şimdiye kadar hiçbir yanıt almadı ve miktarlar artmaya devam ediyor. Batı Ermenistan Ermenileri ile o tüm suçlara kurban giden diğer halklar uluslararası hukuk tarafından savunulmadığı takdirde gezegenimizi kurtarma özlemlerimizin gerçekçi olması hiçbir şey ifade etmeyecektir. Teşekkürler Bayan Başkan. Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı. Hayastani Hanrabedutyun, Ermenistan Cumhuriyeti adlı gazete şunları yazdı. Dadivank Manastırı Başrahibi Derhovane Sovanesyan gazete muhabiriyle yaptığı röportajda Dadivank Manastırı'nın 4 kilisesi ve 7 şapeli bulunuyor. Şapellerden 4'ü restore edildi. 5.'si restorasyon aşamasında. Diğer ikisi hakkında düşünmek zor çünkü oradaki yapı malzemelerini sadece helikopterle taşıyabiliyoruz dedi. Ona göre o zamanlar insanlar büyük bir inanca sahipti ve bazen taşları kendi elleriyle taşıdılar. Manastır kompleksinin 4 kilisesinde artık çanlar çalıyor. Başrahip Derhovanesyan, şimdi gördüğünüz her şeyin bağışçılar sayesinde gerçekleştirildiğini vurguladı. Yol tamamen asfaltlanmış durumda. Kilisenin doğu tarafını toprak kaymalarından kurtarmak için şu anda Dadivank etrafında 100 metre uzunluğunda büyük bir istinat duvarı inşa ediliyor. News.im'in aktardığına göre Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı temsilcisi, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer F-35 programı ortakları Türkiye'yi programdan dışlamakta hemfikirdir dedi. Beyaz Saray, Türkiye'nin Rus S-400 füze sistemi satın alma kararının
F-35 avcı uçaklarının programına katılmasını imkansızlaştırdığını açıkladı. Aynı zamanda Washington'un halen Ankara ile olan stratejik bağlarına değer verdiği vurgulandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın doğruladığı bir habere göre Erbil'deki Türk konsolosluğu çalışanı 17 Haziran'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Daha önce Türk Anadolu Ajansı Erbil'deki restoranda bilinmeyen bir kişinin iki tabancayla Türk diplomatına ve arkadaşlarına ateş açtığını bildirmişti. Öldürülen diplomat haricinde 3 kişi çeşitli yerlerinden ateşli silahlarla yaralanmış ve hastaneye kaldırılmış. Irak makamları saldırganın kimliğini belirleyememesinden dolayı olayın ne amaçla gerçekleştirildiği de belirlenemedi. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu'ndaki Büyükelçisi Vartan Doğanyan, Rusya'daki Ermenistan Büyükelçiliği'nin bulunduğu Moskova'daki Lazaryan ailesine ait olan mülkün belgelerini Moskova Yankısı adlı Rusya radyo istasyonuna sundu. Doğanyan, Lazaryanların Rusya'ya nasıl yerleştiğini ve nasıl küçük bir evden büyük mülklere sahip olduklarını anlattı. Büyükelçi Doğanyan, Rus-İran savaşlarından sonra Ermeni vatandaşlarımızın çoğu Rusya'ya gelerek Asrahan bölgesine yerleşti. Lazaryanlar buradan Moskova ve St. Petersburg'a taşındı ve 17. yüzyılın sonunda bu mahallede bulunan tuğladan yapılmış küçük bir evi Lazaryanlar satın aldılar ve bu mevcut evi inşa etmeye başladılar, dedi. Haziran-Temmuz ayları sürecinde İsviçre'nin önünde gelen basılı ve elektronik medya aracılığıyla Ermenistan Cumhuriyeti çeşitli ulusal yemekleriyle, çeşitli kaliteli şaraplarıylaki yazarlara göre dünyanın en eskisidir, zengin tarihi ve kültürüyle, dinamik olarak gelişen ve modern başkentiyle bir turizm merkezi olarak binlerce İsviçreli turistlere tanıttı. Fransızca hazırlanmış makalelerden sadece İsviçre değil, aynı zamanda diğer Frankofon ülkeleri de yararlanabilir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubar adlı topluluk tarafından seslendirilen Siretsir U Çarar İnzi adlı eseri sunuyoruz. Ахчик думоре душе гар Анушаро жанваре циринзи Меццаркан мир душе гар Сиретиру чараринзи Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.